Merhabalar. Merhaba Begüm. Merhaba hocam. Ne kadar şıksın ya. Evet, ödül törenine gider gibi oldu birazcık ama. Haydi bakalım. Son dakika haberim oldu. Hiçbir şey çalışmadım. İnteraktif yapacağım. Aha. Evet. Ne sorarsa cevap verin çocuklar lütfen. Ne olur. Aramızda mutlaka vardır. Üniversite mezunlarını görebilir miyim? Okuduğu bölümle çalıştığı iş alakasız olan var mı? Sizinle konuşabilir miyiz? Ne okudunuz? Merhabalar. Merhaba. Elektronik haberleşme okudum ben. Ne iş yapıyorsunuz? Şu an antrenörlük yapıyorum. Antrenörlük yapıyorsunuz? Antrenörlük evet. Ne antrenörüsün? Kickboks milli takım antrenörüyüz. Üç arkadaşımıza geldik. Ha, ben de diyorum o milli takım eşofmanı, vay be, hoş geldiniz. Alkışlar size. Teşekkürler, sağ olun. Kickboks. Ne okuduydun? Elektronik haberleşme. Oradan kickboksa geçtin. Ya, yapıyorduk. Şimdi daha da ileriye taşıdık. Eyvallah. Peki bölüm seçme süreciniz nasıl gelişti? Siz isteyerek mi o bölümü okudunuz tabii, yoksa? Tabii evet. Ben kendim elektronikle uğraşıyordum. Hı hı. Genç yaştan beri. Onun üzerine okumayı tercih ettim. Spora hobi olarak başlamıştım. Daha ileriye götürdük. Kickboksa başarılar dileriz. Teşekkür ederiz. Gerçekten dileriz ayrıca bizim milli çocuklara. Selam söyleyin hepsine. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi izleyeceğimiz skecimizde şöyle bir durum var. Bu seçim sürecinde bazen aileler dahil olabiliyor. İstemediğimiz şeyler yaşayabiliyoruz. Mesela benimkine lise müdür yardımcım dahil olmuştu. Bunun ortalaması yüksek, fen matematik yaz dedi. Ekonomi okumak zorunda kaldım eşit ağırlıktan. Şu an buradayım. Bu skeç de bu şekilde başlıyor. Bakalım nereye gidiyor? Hiçbiri geliyor. Fatma ve Hilmi yazdı. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Hocam müsait misiniz? Tabii buyurun buyurun, hoş geldiniz. Geç kızım, geç. Geç oğlum, geç. Geç oğlum, otur yavrum. Otur bakayım. Otur bakayım. Güzel. Hocam, sınav sonuçlarını aldık. Temiz çıktı. Temiz mi çıktı? Hocam, kızımız dermatolog olacak da oraya bir gönderme yapmaya binaen ben şey yaptım. Puanlarımız yüksek. İstediğimiz bölümlere girebiliyoruz. Fakat sizinle de bir beyin fırtınası yapalım dedik. Ancak yine tabii ki son karar bizim. Dermatolog olacak inşallah. Hiç öyle bir şey yok. Sırrı benim çocuğum diş hekimliği olacak. Neden? Çünkü herkeste diş var değil mi? Hiç bitmeyecek bir meslek değil mi? Herkeste deri yok mu peki? Ne dedin? Dermatolog olacak yani. Allah Allah. Olur mu canım? Çürümeyen diş var mı? Yok. Bence konu kapandı. Aç bakayım. Aç göster bir derini. Nasıl derini yani? Göster. Tamam derini tamam göster. Tamam. Bir sakin olun. Oturun. Çok yüksek puan yapmış. Kızımıza da bir soralım. Sen ne olmak istersin? Yürüyen uçak. Ne? Uçak mı dedi o? Yürüyen uçak dedi. Tabii şimdi sınavdan sonra aniden bırakınca beyin lobları arasında bir etkileşim oluyor. Bir mıncıklanma oluyor. O da halüsinojen görmeye sebep oluyor. Kızım kalk bakayım. Kalk. Şimdi ben onu kendine getireceğim. Kızım. Beni iyi dinle. Bir musluk, iki havuzu, dört günde doldurursa, iki musluk, dört havuzu kaç günde doldurur? Başla. Big bang bang bara bara bang 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 bang. İyi üstü bir eşittir kara kök eksi bir. İyi ellerinden öper, iyi. Psikoloji yerine psikoloji de olabilir. Belki kendi derdine derman olur. Kızım, buraya gel. Hocam siz buyurun yapın tercihleri, diş hekimliği yazabilirsiniz. Şey oraya diş hekimliği yazabilir misiniz? Ama yani yazın bekliyorum diş hekimliği. Ama öğrencimizin puanı çok yüksek. İsterseniz bir ona da sorun. Neredeyse her bölüme giriyor. Onunla karar verin. Ortodontist olsun o zaman, sizin çeneyi de düzeltir. Aşk olsun. Hocam iyi günler. Ya baba. Ya baba bıraksana elimi, milletin içinde tutuyorum ya. Lan artistik yapma, var hocanın yanında bak. Hocam bizim bir tercih işimiz vardı da. Buyurun, tercih bizim işimiz. Yo, bizim işimiz. Hayır canım, olur mu? Benim işim bu. Hocam biz sınava girdik, çalıştık, kazandık. Ufacık çocuk var, yerleştireceğim, gideceğim. Neyin peşindesiniz yani? Ya ben üniversiteyi boşuna mı okudum? İki tane görevim var zaten. Bir, teneffüste kavga edenleri ayırmak. İki, üniversiteye yerleştirmek. Hocam şuncacık çocuğu ayırdım diye şimdi bana artistik yapıyorsunuz. Yapmayın, bunu ayırmakta ne var Allah aşkına ya? Tamam, Hamza'nın sonuçlarını alayım ben. Ver bakayım sonuçlarını hocam. Buyurun hocam. Hocam ne olursa yani. Oha! Ne oldu hocam? Çok, çok iyi yapmış ne? Hamza. Çok mu iyi yapmış? Evet. Kaç yapmış hocam? 498 yapmış. Kaç üstünden hocam bu sınav? 500.
Lan! Lan! Baba, oğlum kimden baktın bak doğru söyle. Baba, kimden baktın oğlum? Ya baba ne yaptın? Ha, örnek ebeveyn oluyor. Bak gel otur kızmayacağım. Gel, ya. Gel otur. Otur şuraya. Bak kızmadan soruyorum söyle kim, nasıl yaptın bunu? Baba bakmadım kimseden ben kendim yaptım diyorum. Niye inanmıyorsun baba bana ya? Bak ya. Doğru söylüyor. Ben doğru. Yaptım hocam. Bakamaz zaten. Bir sürü gözetmen var nasıl bakacak? Lan oğlum bak. Attığında mı tutturdun lan? Ha? Ne yaptın? Optik okuyucuya desen mi çalıştın? Ne yaptın? Söyle. Ya hocam bunu ben yaptım. Ben bile inanmıyorum. Ne yaptığını söyle lan bana. Bak. 6 kere 9. Hocam. 6 kere 9 hocam. Birden sonunca şey oldum hocam. Tabii yani. Tabii. Zor oldu. 4 kere 6. Hocam heyecan yaptım ben ya. Ya 3 kere 3 lan. Lan 3+3 lan. Ya. Hani şarkı söyle dediklerinde birden insanın aklına gelmez ya hocam. Öyle düşün. Ya hocam verdiği örneğe bakın Allah aşkına ya. Ya buna tıp mıp yazmayın. Bunu 2. ayda kovarlar hocam okuldan. Tıp olmuyor zaten. Eşit ağırlık bölümünde Hamza. Evet ben hukuk istiyorum baba. Ben gecelerin yargıcı olacağım baba. Adalet dağıtacağım ben baba. Ya hey. Böyle dediğimi de içimi alıyor. Bak emin misin yargıç mı olacağım? Bak hakim de olabilirsin avukat da ne yazdırayım? Hepsini olacağım. Hocam karışık adalet yaz bize. Karışık adalet. Karışık adalet. Karışık adalet. Hocam ben okullarımın hepsini seçtim. Hepsi burada. Hepsi de Ankara'da hocam. Lan oğlum doğduğundan beri Ankara'dasın. Bir İzmir'e bir İstanbul'a git. Ne yapacaksın İstanbul'un ayazını? Ankara'nın ayazını pardon. Ayazım beni tehdit etme Ankara. Hayallerimi yakarsa mastosu yaşarız. Hocam ya Ayaz'ı çok seviyor ya da pavyonu. Başka açıklaması olamaz. Gir ya gir. Geç. Geç şerefsiz. Çek. Ver la bunlar. İyi günler. Rehberlikçiyle konuşacağız. Rehberlikçi değilim ben. Değilmiş. Hadi gidelim. Gökhan Çözer benim ismim. Rehber öğretmenim. Rehberlikçi işte. Rehber şeysi, tercih öğretmen şeysi. Ben 37 net yaptı Türkçe. Tamam bir saniye. He, 37 ama 3-4 tane boşu var. Tamam bir sakin olun. Bir oturun önce. Şimdi oturdum sakinim. Şimdi abi bittik. Kalktık. Kalktık. Türkçe 37 net. Fen bilim 12. Ama az oldu. Matematikte vurdun yaptım ya. Etmişim gitmiş. Evet. Ama böyle olmaz. Ben sizi anlamıyorum ki. Olmaz. Yelettiremedi. Hatta seneye ottu. Seneye ottu. Seneye ottu mu? Gel buraya gel. Nereye gidiyorsun ya? Anlamıyorum ben sizi. Tane tane konuşur mu? Ha tane tane. Ben şimdi biliyorum ben tane tane. LSE 2 TM Utte. Utte. Papa Utte. Yok. Şimdi yanlışı bilemiyorum. Biz oradan bu çocuğa gitti ettim ben sosyolojiye. Tamam. Sırayla konuş. He bir içme, bir içme. İki. Bir iç. Ya tamam ne yapıyorsun koltuğa ne yapıyorsun? Yaz adımı yaz, bir içme. Tamam, bir tamam. Sakin olun, tamam. Sakin. Tamam, ben sorayım, siz cevaplayın, olur mu? Doğmadan başla. Ama babamız bekliyor aşağı bizim. Kaç kere geleceğiz bu çocuk KYK? Ya ben ama sizi anlamıyorum ki. Ben size nasıl yardımcı olacağım ya? Çıkayım ben. Çık. Ya sen niye çıkıyorsun? Çıkma. Gel buraya gel. Gel buraya. Gel buraya. TC kimlik numaranı yaz, puanını göreceğim senin. Yaz şuraya. Ben puanı söyleyeyim. 300 tekseli bir şey. Neyli bir şey? 300 tekseli bir şey. Aa burada. Burada. Tamam ya görüyorum tamam. Nereye oğlum nereye? Sen Türkçeden nasıl full çektin lan? Aa. Annesinden öğrendim. Bu okuyor, kitap okuyor. Anne ottu, kolumu tuttu, oraya ottu. Tamam. Bak girebileceğin okulların listesi burada. Git dışarıda annenle iletişim kur. Ha? Nasıl yapacaksan artık. Ne? Yanına çarpı at istediğin okulları. Ne? Hadi de bitti. Ne diyorsunuz hocam ya? Bir garip konuşmuyor mu anne? Ay evet insan heyecanlanır da bu kadar da olmaz yani. Lan biz stres vereyim. Yaptık da. Ay, Allah'ım şey. Yarabbim bir işim. Hayır ıttı hadi orada. Ne ya şu kapıdan bir tane normal insan girmeyecek mi ya? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Gelebilir miyim öyle? Tabii buyurun buyurun. Hayırlı işler. Sağ ol. Ol kazançlar. Bizim kız için gelmiştim. Tabii. Gel. Kimdi sizin kız? Kupra. Oturun. Sonuçlarını aldınız mı Kübra Hanım? Aldık. Ama hocam... Nerede? Hocam biz elimizden geleni ettik.
Ben o kadar çalıştırdık, o kadar çalıştık, kazıdık tırnaklarla ya, kazıdık tırnaklarla ya. Ama bunu edebildik hocam, buyur. Ha. Hocam çok çalıştı kız, çok çalıştı. Hiçbir şey yapmadı, yemedi yedim, içmedi içtim. Ozobite oldum ben Kupra yüzünden. Obezite değil mi o ya? Yok, onun bebeği. Ozobite. Evet, de onun bebeği. Peki aklında bir bölüm var mı Kübra'nın? Hocam Kupra tıp istiyor. Tıp istiyor? Evet hocam, Kupra tıp istiyor. Tıptan çok iyi anlıyor. Benim bacım bollarım... Bollarım ağrıyor, ben eve gidiyorum. Evde şey yapıyor bana böyle. Böyle maşes yapıyor. Diyor, aa diyor, buba diyor. Buralar diyor, hep kulunç olmuş diyor. Yetmiyor, kalkıp çiğniyor beni. O kadar iyi anlıyor. İleri tıp da biliyor. İleri tıp ne ya? Hacamat. Hacamat ileri tıp mı? En ilerideki o. O tıbbı az da geç, az ileride orada. Yalnız Kübra bu puanlarla bir tek Letibe Lüblüp Üniversitesi Dıbışka Tek Tek bölümüne girebiliyor. Hocam, bizim Letibe Lüblüp Dıbışka Tek Tek gücümüz yetmez. Ama nasıl yapalım yani, bu puanlarla nereye yerleştireceğiz? Tıp istiyor hocam, tıp diye başka bir şey demiyor ya. Ya beyefendi, bu puanlarla tıp demeye utanmıyor musunuz ya? Tuzak soru. Tıpta utanma yoktur. Ay yeter, dışarıda bekle bekle zengin yerleri vardı. Hoş geldin Spiker Hanım. Hoş bulduk. Zümrüt Yakut Pakize Suyum'un notları burada. Bebek de 3-5 Şubat Hanım Üniversitesi tıp yaz bakayım oraya. Ama bakıyorsun yazmıyorsun, yazacaksın, bakmayacaksın. Hadi daha işim gücüm var. Lifosakçı'na gideceğim, cüme gideceğim. Bir sürü işim var. Alo! Biz de porta yok ya. Mahsun kırmızı kır kırmızı mı çekeceğiz burada? Ne yapıyor? Ne oluyor bir oraya ya? Beyefendi ne yapıyorsunuz? Sen ne yapıyorsun Asıl? Geldin önüme. Belediye tülakibi döküldün ya. Ama ne dedim? İşim gücüm var dedim. Acelem var dedim. Benim de işim gücüm var. Arkadaşlar bekliyor camide. İkinciyi kılacağız. Utanmıyor musun kaynak yapmaya? Geliyorsun ya. Kaynak değil. Biz torpil seviyoruz. Biz de torpil seviyoruz. Pimi uzun. Ya. Tamam, ben hemen sizin işlemlerinizi hallediyorum. Tahsin amca, seni biraz bekleteceğim. Bir dakika, bu Zümrüt yahut Mücevherat da benim kızım puanı aynı. Bize gelince tıp ayıp. Zümrüt yahut Mücevher'e gelince bütün kapılar açılıyor. Ama onlar Bebek'te 3-5 tur atarım üniversitesini tercih ettiler. Ne var, bizim kız da ata Bebek'te 3-5 tur, ne olacak? Atar beyefendi, atar da siz de yılda 50.000 dolar verin, size kızınız da atar. Canım benim, ben gidiyorum daha dışarıda, hangi arabaya bineceğim ona karar vereceğim, tamam mı? Hadi görüşürüz. Kaçta diyor? O zaman ben Kübra'yı da Bebek'te 3-5 tur atarım üniversitesine yazıyorum. Yok, atmasın, otursun evinde, ne yapacakmış Bebek'te ya? Ama tıp? Ama tıp. Ne yapıyorsunuz beyefendi ya? İsyan ediyorum, isyan. Paramız yok, çoluğumuzu, çocuğumuzu okutamıyor. Paramız yok, aramızı, babamızı geçindiremiyor ya, bakamıyor onlara. En önemlisi paramız yok. Paramız yok. Bundan daha önemli bir şey olabilir mi ya? Ya kızım, kağıdımı... Ben kendim okuturum kızımı ya. Gerekirse küçük odam var, orayı kapatırım, ona dershane yaparım. Gerekirse gadavra olurum, beni keser, biçer, gene öğrenir. Ben kızıma demokrat yemunini de ettiririm, merak etme. Hipokrat yalnız o. Yok, demokrat yemunu, yani demokrasi. Yani dünyadaki tüm insanların eşit hakka sahip olmasını öğreteceğim. Ben çok üzgünüm, elimden bir şey gelmiyor benim. Anladık hoca, anladık. Zengin hür, bizim Kupra mecbur. Hadi eyvallah. Rezil diyenler. Kim yazmıştı acaba? Fatma ile Hilmi.
Çalışkan yazar çiftimiz, alkış, aferin için. İlk antrenizde, yani üçünüzün geldiğinde, ya bu komik ama nereye gidiyor acaba dedirtti ama her gelen üstüne katladı ve çok güzel oldu. Ozan'la Hamza'nın tipi de çok iyiydi. Baba. Baba. Cemo Evo. Şimdi Cemile ile Evo'yu bozmasaydınız keşke. Twist yapacağız diye onların şivesini düzelttiniz ve... Evet, gitti ya. He, gitti. İyiydi. Onlar cevap ya. Zümrüt Yakut neydi ismi? Lan böyle bir zenginlik mi var? Zümrüt Yakut? Pakize Su Hoca. İşte. Zümrüt Yakut ben. Evi kendinizin o zaman. Güzeldi. Zilgene bugün çok formasınız mutfak. Hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah. Seyirci evet. Gerçekten öyle. Siz geldikten sonra çiçekler açmaya başladı sahnede. İnşallah bu mutluluğumuz daim eder. Devam eder. Daim. Daim eder. Daim eder, evet. İnşallah bu vaka, maka, bilmem ne şey olmaz da gene mutluluğumuz yarıda kesilmez. Çünkü anca kendimize geldik yani. Geçen seneden beri sizin hasretinizle yanıyor. Hani bizi siz var ettiniz falan diyorlardı da biz de yalakalık yapıyoruz zannediyorduk. Doğruymuş vallahi. Siz olmadan boş işler bunlar yani. Aferin, çok güzel hareketler. Şahane seyircisiyle birlikte devam ediyor.